Var mı bir gelişme? Henüz yok. Durduk yere Türkiye'ye gelme fikri. Nereden çıktı? Durduk yere değil. Hartley çağırdı. Sen istemediğin hiçbir görevi almazsın. Kimse sana zorla bir iş yaptıramaz. Ama işimi yarım bırakmayı da sevmiyorum. Burada yarım kalan bir hesabım vardı. Onu kapatmaya geldim. Aşk. Bizim işlere karıştırılmaması gereken en büyük zehirdir. Hatırladığım kadarıyla sen de bir zamanlar aşık olmuştun. Hem de patronumun kızına. Çok da profesyonelce bir davranış değildi. O benim patronum değil. Ayrıca muhbirine aşık olan bir amatörden ders alacak değilim. Az kalsın yakalanmana sebep oluyordu. Neyse ki öldü. Bir daha bu konu. Sakın açma. Anladın mı? Anladım. Mesaj geldi. Beklediğimden kolay oldu. Teslimat yerini soruyorlar. Daha önceden belirlememiş miydiniz? Hayır. Önlem amaçlı son ana kadar bekledik. Ver şunu. Ne yapıyorsun? Teslimat adresini yazıyorum. Burada daha güvenli oluruz. Al. Hartley bu habere sevinecek. Dinliyorum. Hangara giriş için ilk aşama tamamlandı. Güzel. Siyah İnci yanında mı? Evet, burada. Tebriklerimi ilet. Birlikte daha şimdiden büyük işler başarmaya başladınız. Teslimat yarın gerçekleşecek. Biz de tüm önlemlerimizi alıp harekete geçeceğiz. Tamam. Yakında öyle şeyler yapacağız ki ne olduklarını anlamadan teslim bayrağını çekecekler. Gelişmelerden beni haberdar edersiniz. Anlaşıldı. Helen. İyi misin kızım? İyiyim babam. O adam aramadı mı hala? Maalesef. Arıyorum, telefonlarımı da açmıyor. Ne tuhaf değil mi Helen? Birdenbire karşına çıkıyor ve hayatına giriyor. Sonra da Hasan Atmaca'nın yanındaki adamı tanıdığını söylüyor.
Sence de bu işin içinde bir iş yok mu Helen? Büyük ihtimalle seni yemliyor. Hatta belki istihbarattan bile olabilir. Yok artık baba. Öyle bir şey olsa fark ederdim, yapma. Bak Helen. Bazen kandırıldığını anlamak da insanı geliştirir. O dönem zor bir süreçten geçiyordum. Tutunacak bir dala ihtiyacım vardı. Kardeşini yeni kaybetmiştik. O adam da tüm bunları fark etti ve seni kullandı. Gerçek her neyse ben onu bulup ortaya çıkaracağım. Hiç merak etme.